nasıl oldu? Fenerbahçe ile oynadı. Zor bir maçı geride bıraktı. Yani bunlar mesela işte şimdi bana tuhaf geliyor ya Gökhan. Yani tamam çok güzel aslan. Abi Galatasaray'la ilgili her şeyi yap. Ama şimdi sen Fenerbahçe bayrağı var orada. Onun üzerine bir aslan basmış. Yani bunu taraftar yaptığında bile biz diyoruz ki ya ne gerek var böyle bir şeye. Yani Galatasaray'ın futbolcusu yapıyor ki bu sezon yani en iyi futbolcularından bir tanesi değil mi? Hiç şüphesiz. Ya tribüne oynanan bir oyun futbol. Futbolcu da hayatının tamamını tribüne oynayarak geçiriyor. Yani antrenmanda tribünde taraftar varsa daha farklı oynuyor. İşte maça geldiğinde tribüne oynanan bir şey yani. Her şeyi futbolcu sahayı, ya futbolcu işini tribüne yaparak yapınca özel hayatını da böyle yaşamaya başlıyor. Adam tribüne oynuyor. Ya bunun da karşılığını veriyorsun yani. Bunun ayıp olduğunu, ya bunun ayıp olduğunu ya da yapılmaması gereken bir şey olduğunu, ahlaki olarak yanlış olduğunu kulüpler öğretmez. İnsanlar çocukluktan beri gelirler. E şimdi burada mesela ben bir herhangi bir ülke bayrağı görsem yerde alıp kaldırırım. Benimkini alıp başımın üstüne koyarım. Ya anladın mı? Bu yanlıştır yani. Ben burada Fenerbahçe bayrağı da görsem, Sakarya bayrağı, yerde bir şey görsem alırım zaten mesela. Şimdi sen yerdekinin üzerine bastırtma abi, yapma bunu ya. Bu değil yani. Ama bunu kulüpler öğretmez ki. Bunu insanlar ailelerinden öğrenirler. Bunun yanlış olduğunu insanlar bilirler. Anlatabiliyor muyum yani? Bilirler abi. Ya bir logonun üzerine çıkmış falan aslan böyle. Yok abi öyle bir şey yok ki. Yapamazsın bunu ya. Yapmamalısın yani. Yanlış. Abi çünkü bunun bir de karşılığı var. Yani aynısı da sana ya karşılığını umursamaz bunu yapan adam. Bunu yapıyorsa karşılığını umursamaz. Hayır yani. Birini kızdırmaksa dert yani. Kızdırmak değil abi. Burada tribüne oynuyor. Fenerbahçe tribününe tabii. Fenerbahçe tribününe karşı yapılmış bir şey değil bu. Bu Galatasaray taraftarını hoş tutmak için. Ya senin kimse sosyal medyada yaptığın paylaşımların ne kadar Galatasaray... Bugün varsın Galatasaray'da, yarın yoksun yani.